Hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz kalktık. Elif adamın ilaçlarını verdim. Karnını doyurdum. Evimizi toparlamaya geçtik. Şimdi koltuğun üzerini böyle gırgırladım bu bölümü. Elif adayı buraya aldım. Bakımlarını yaptım. Üstünü değiştirdim. Şimdi uyuyacak anne kızı. Uykuya geçeceği zaman böyle kendini yavaş yavaş kaşıyor. Yalnız iki parmak bir tarafa, iki parmak da bir tarafa. Ya kaşıyışına bakar mısınız? Yelim seni maşallah kızım. Uykuya geçecek. Şanslı da burada. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bunu da gözlerini temizleyeceğim. Şu anda kendi temizlemeye çalışıyor ama bir nemli bezle, yani pamukla sileceğim onun gözlerini de. Evet. Ne mi ılık suyla silelim. Şimdi böyle toparlayacağım buraları. Birazdan eşim gelecek arkadaşlar. Çünkü Elif adamın medikal malzemelerini reçet ettirmem gerekiyor. Kendi şeker ilacımı da ve kullandığım ilacı da reçet ettirmem gerekiyor. İlaç zamanımız gelmiş değil mi annem? Bir de medikal zamanımız. Uyuyacağı için daldı. Heh. Ne yapıyorsun annem? Tırnaklarını keseceğiz bir de minik kuşumun. Biraz böyle uzamışlar. Onları da keselim. Değil mi annem? Değil mi annem? Keselim mi? Sen oradan yandan yandan bir güldün. Ha? Yandan yandan bir güldün mü sen? Bir güldün mü sen yandan yandan? Hoş geldiniz teyzeleyim de. Hele parmakları. Hele parmakları. Hele. Ne yapıyorsun şansı? Çok güzel kokuyor değil mi kardeşin? Mis gibi kokuyor. Evet. Hadi bakalım. Hele. Gıcır gıcır gıcır. Ne yapıyorsun sen? Oh seni severim ben. Seni severim ben. Saat 3.45'te de, yani 15.45'te de fizik tedavi dersiniz var. Değil mi annem? Normalde 2.30'da yapıyorduk. Ama ders saatimiz değişmiş. Perşembe günleri 3.45'te yapacağız bundan sonra. Giydirdim. Hazır minik kuşum. Eğer böyle bir aksi durum yaşanmazsa böyle dersini yapabilir bugün. Değil mi anneciğim? Hadi uyu dinlen. Ben de etrafı toparlıyorum. Fatih gelince çıkacağım evden. Sonra o işe yeniden gidecek. Kalan işlerimi de gelince hallederim. Şimdi toparlayayım ki robot süpürgeyi de açayım. Öyle gideyim diye düşündüm. Böyle değil mi annem? Biz başladık güne ya. Çoktan başladık hem de. Uyuyacak. Hadi uyu anneciğim. Uy annesinin güzel meleği. Tırnaklarını kesemeden uyudu. Tatlı rüyalar minik kuşum benim. Arkadaşlar babamız izin alamamış. Yani çıkamamış işlerden dolayı. Gelemedi. Robot süpürge diğer odaları süpürürken ben buranın halısını bu süpürgemle süpürdüm. Kaldırdım halı örtüsünü, halıyı. Çünkü halı ısıtıcıyı açacağım alta. Bak içine bak. Sonra da halım yıkamacıdan geldi. Halısını açacağım. O yüzden de böyle kaldırdım. Bir anda bir karar değişikliği. Süpürmüşken hemen altını da süpüreceğim şimdi. Sileceğim. Pratik mopumla. Ondan sonra da halı örtüsünü yapıştıracağım. Onu da çift taraflı yapışkanla altından yapıştırıp halı örtüsünü, yani ısıtıcıyı açacakmışım. Ondan sonra halı açacakmışım. Ben geçen senelerde halı koltuk örtüsü ya da halı örtüsü gibi şeyler açıyordum altını. Gerek yokmuş bunda keçe olduğu için. O yüzden de sadece çift taraflı bantla yapıştırıp hemen halıyı da açacağım. Yıkanıp gelen halısını. Havalar akşamları soğudu çünkü gündüz çok iyi. Böyle gördüğünüz gibi çok sıcak. Ama akşam da serin oluyor. Minik kuşum yerde yattığı için çoğunlukla hareket edebilmesi için daha rahat hareket ediyor çünkü. Açalım. Hazırlığımızı yapalım. Serin hissettiğimizde açarız ısıtıcımızı. O yüzden ben devam ediyorum. Sen ellerini böyle birleştirmeye mi çalışıyorsun? He? Ne kadar kıymetli biliyor musun? Maşallah sana hele tutmaya çalışın. Oy seni yerim. Oy seni yerim. Süpürdüm. Hemen şöyle pratik mopumla da yapalım. Ve silip açalım ısıtıcımızı ve halımızı. Hızlanalım. Saat tam bir saatimiz var. Elif'a da giydirmiştim Allah'tan bakımlarını yapıp. Şimdi işim daha kolay. Hemen koltukların altında sileyim ve açayım. Şimdi arkadaşlar bu çift taraflı bantla şu iki kenarlardan yapıştıracağım. Önce boyutunu ölçüp ince ama iki tane yan yana yaparsam ikişer ikişer böyle tutar diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Ölçüsünü aldım arkadaşlar. Böyle açtım halı ısıtıcısını. Böyle bir taneyi yapıştırdım. Şimdi bunu da açacağım.
Böyle köşelerden yapıştırarak gideceğim. Hadi bismillah. Yapıştırdık. Şimdi diğer köşeleri de yapayım aynısını. Bu köşeyi de yapacağım. Sonra bu köşeleri de yapacağım. Tamamdır. Her köşeyi sabitledim arkadaşlar böyle. Şimdi yıkamadan gelen halimizi açacağız. Ve soğuklara hazırız. Robot süpürge ayrı yerde çalışıyor. Ben ayrı çalışırım. Evde bir curcuna. En son olarak da böyle havlu ıslak mendille, biliyorsunuz bunlar artık böyle her yerde kullanılabiliyor, kova mendiller. Yumruların tozunu alacağım. Mis gibi sabun koksun her yer. Dersimize 40 dakika kaldı ama işlerim bitti Allah'a şükür. Tozunu da alacağım ve bitecek inşallah her şey. Mis gibi olduk. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi buraları silerken Instagram'da bir şey paylaştım. Sizinle de paylaşacağım. Bu dikenli taç, bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Hem dikenleri var hem de onca dikene nazaran inat çiçekleri var. Benim hep kendime söylediğim bir söz vardı hayatım için. Seçim sizin. Hayatı zindan etmek de sizin elinizde. Güllük gülistanlık etmekte. Yani arkadaşlar buradaki isterseniz hayata böyle dikenli tarafından bakın ya da çiçekli tarafını görün. Benim tamamen kendime hayat mottom bu. Zindan mı etmek istiyorsun hayatı? Elindekilerle güllük gülistanlık etmek mi? İşte bunu Instagram'da paylaşınca sizinle de paylaşayım istedim. Çok güzel değil mi? Bir tarafta çiçekleri var, dikenlerine inat. Mis gibi. Ne kuzusu? Biz derse yetiştik. Böyle fizik tedavimlerimizi de koyduk değil mi annem? Arkada da silindirimiz. Oğuz hocamızı bekliyoruz. Biraz koşturmacalı bir gün oldu. Ama hallettim işlerimi çok şükür. Değil mi meleğim? Ha? Anne kuzusu? Anne kuzusu? Çok güzel yapacağız değil mi ders anneciğim Allah izin verirse? Yapacak mıyız? Sen şimdi mindere koyayım mı uyanırsın sen? Evet. Ha, miden mi? Evet. Hadi bakalım mama içirmiştim biraz önce. Gazını çıkarmaya çalışıyor. Annesinin balı. Her dersten önce uyuması peki. Ha? Sen nasıl bir prensessin ya? Ha? Sen uykucu prenses misin? Hadi yere yatırayım seni de uyan biraz olur mu? Ha? Gazın çıkmıştır. Ha? Yere inince gözlerin açıldı mı? Elleğine bak gölgesine. Seni yerim. Çorap giydirmeyeceğim bugün. Hava sıcak. Hem böyle fizyoterapistimiz değil mi annem? Böyle dokunsun direkt ya. Duyu girdisi için tene temas çok önemli. Değil mi anneciğim? Bakışa bak. Seni yerim. Seni yerim. Seni yerim. Meleğim benim. Hele şuna ya. Annem. Başladı mı dersin? Ha? Başladı mı dersin? Başladı mı dersin? Özledin mi sen öğretmenini? Hoş gelmiş öğretmeni değil mi annem? Evet. Hele kızım ha. Ha? Aferin sana. Aferin sana. Elde bir taraftan heyecanlanıyor. Ne oldu? Yok yok. Yok yok yok. İhtiyaç. O da ihtiyaç. Evet o da ihtiyaç. Evet. Canımın içi. Hı? Tut sen elimi. Hı? Buradayım. Evet buradayım. Buradayım. Tutuyorum elini. Elimi sıkı sıkı tutuyor. Bir şey yok ki. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Evet. Aferin kızıma. Kaldır kafayı. Aferin sana. Aferin minnoşum. Biraz daha kaldır. Biraz daha kaldır. Hele hele kızıma. Alaaddin'in sihirli lambasındaki o. Ne oluyor hocam ucundan çıkan? Cin. Cin demeyelim bismillah. Onun gibisin Elif Ada. Elif Ada. Öyle oturuyor ya böyle oturuş pozisyonu aynı bu şekilde. Evet. Hayır hayır düzgün dur düzgün. Kaldır o kafayı. Kaldır o kafayı. Kaldır o kafayı. Aferin sana ha öyle dur. Yoruldu. Dersimiz bitti. En son ellerine masaj yaptıktan sonra fizyoterapistimiz. Öyle bunu bıraktı. Elif Ada'yı böyle
Her ders bitiminde ayaklarını böyle kaldırıyor. Elif odada yatıyor minnoşum. Şimdi üzerini örteceğim. Böyle uyumuşken hiç rahatsız etmeyeceğim onu. Uyusun. Ben de yemek yapmaya geçeyim. Uy balım benim. Annesinin balı çok güzel yaptı dersin meleğim. Uy maşallah kuzum. Arkadaşlar yemek yapımına da başladım. Böyle patlıcanlarımı az yağda kızartıyorum. Bir taraftan da kıymamı koydum ocağa. Onun soğanını, domatesini, biraz sarımsak koyup sonra da maydanoz ekleyeceğim kapatmaya yakın baharatlarla. İçini hazırlayıp yine airfryer'da pişireceğim. Airfryer'ın en güzel tarafı da temizlik tarafı arkadaşlar. Şu anda patlıcanları kızartıyor olsaydım ocağın halini düşünmüyordum. Bir de zamandan tasarruf, o da çok güzel. O yüzden seviyorum, sevdim yani. Böyle bir de karnıyarık bineceğim, bakalım nasıl olacak. Patlıcanlarım pişti. İçimde hazırladım arkadaşlar bu arada. Ama patlıcanlarım çok çekirdekli çıktı. İnşallah acı olmaz. İçlerine de koyalım. İçimde çok fazla oldu. Onu da buzluğa atarım. Bir sonraki yapışımda yine çıkarırım yaparız. Şimdi hemen yeniden vereceğim. Airfryer'e koyacağım. Hatta böyle hafif de salçalı su yapacağım. Normal fırında yaptığım gibi. Bakalım nasıl olacak, öyle de pişirecek mi? İlk defa sulu bir şey yapacağım ama göreceğiz, öğrenmiş olacağız pişirip pişirmediğini. Böyle deneye deneye öğreneceğim inşallah. Huyu tüyü nedir kendilerinin diye. Dünden pilavım vardı, bulgur pilavım. Düncacık yemiştik yanına ama bir gün önceden bolca salatamı doğradığım zaman bolca doğruyorum arkadaşlar. Ben kuru şekilde buzluğa dolaba kaldırıyorum soslamadan. 2 günlük yapıyorum. Dün yemedik. Saklama kabında kapalı duruyor. Bugün de onu soslar yeriz Allah'ın izniyle. Yanına da bulgur pilavı ve salatam olduğu için onlar var. Böyle üzerlerine de biber koyacağım. Hem biber közlenmiş olur. Böyle hazırladım. Bir günlük yaptığım için böyle 4 tane almıştım patlıcanı. Fatih çok sevmiyor aslında. O etlerini seçiyor genel olarak. Ama o yüzden de 4 tane aldım. Ben yiyorum. Ben seviyorum bu yemeği. Böyle. Şimdi koyalım. Pişirelim bakalım nasıl olacak. Bakalım bolca et koydum. Kalanı da ya kahvaltıda yeriz ya da bir gün akşam yemeği de yapabiliriz. Ekmek arası tantuni gibi görünüyor. Ya da buzluğa atarım dediğim gibi. Şimdi koyacağım bakalım. Şöyle arkadaşlar sos da hazırladım. Altında ızgara var. Buharda pişecek gibi olacak biraz ama bakalım nasıl olacak. Hiçbir fikrim yok. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar şimdi karnıyarım da pişti. Gayet de güzel oldu. Böyle sosu da tabanındaydı. Onu da böyle üzerine gezdirdim. Mis gibi oldu. Bakalım tadı nasıl olmuş. Patlıcanım dediğim gibi çekirdekliydi. Acı olmuş olabilir ama yemek pişti arkadaşlar. Yani bence gayet güzel görünüyor. Ayaklara bak ya. Tut. Bir de elini götürüyor ısınabilmek için. Kurban oldum ben seni yaradım. Bir daha destekle babası. Hop. Duruşun. Duruşun. Ay. Anne. Günaydın aşkım. Videomuzun ikinci günden hepinize merhabalar. Annem. Hoş geldin işte ya. İkinci günümüzde de evet. Evet annem. Ha annem. Alttan alttan o tebessüm mü ediyorsun sen? Ha? Öyle mi yapıyorsun Elif'a da?
Öyle mi yapıyorsun? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuzun ikinci gününden. Şimdi Elif adamı sabah gördüğümüz zaten. Nöşem iyi çok şükür. Bugün öğleden sonra saat 1.30'da özel eğitim dersimize başlayacağız inşallah. Ayfer hocam gelecek. Şimdi ben dün sağlık ocağına gitmem gerekiyordu. Elif adamın medikal raporunu reçet ettirmek için. Medikal ihtiyaçlarını ve benim kendi şeker ilaçlarımı yazdırmam gerekiyordu. Şimdi gidiyorum sağlık ocağına. Doktorumuz da yokmuş. Normalde doktorumuz sağ olsun bize yardımcı oluyordu. Benim gitmeme gerekmiyordu ya da Fatih'in gelmesine gerek kalmıyordu. Ama doktorumuz olmayınca başka bir doktora yazdırmamız gerekiyor. Şimdi gidiyorum. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz. Bugün de yarım günmüş. Hemen bir gireceğim. İnşallah yazar doktor bey. Ben de selam vereyim dedim. Arkadaşlar bu tırtıl benim için o kadar duygu dolu bir an ki şu anda rahmetli annem bu tırtılı ayakta duruma çalıştırmak için almıştık. Eski videolarımızda da var. Hamilenin vefatından sonra kayınvalidemlere geçirmiştik. Çünkü ben görmeye dayanamadım bir müddet bunu. Her karşıya geçtiğimde kayınvalidemlere mutlaka gözüm konulduğu yere gidiyordu. Böyle kelimeler boğazımda yumru oluyor. Konuşamıyorum ama şimdi Elif adam için kullanacağız böyle özel eğitim dersinde. Buraya konuşamıyorum. Çok duygulandım. Bir de 28 Ekim bugün. Bundan 3 yıl önce Amine Elif'in trakeostomi açılma kararını vermek üzereydik. Bir tarafım çok acıyordu, bir bilinmezliğe doğru gidiyordum ama kuzum entübasyondan kurtulamıyordu. Bu kararı vermek bizim için çok zor olmuştu ve 28 Ekim 2019'da bugün o imzayı atmıştık. Çünkü yaklaşık bir ay boyunca entübasyonda basınçlı oksijende kalmıştı. Ellerim titriyor, konuşamıyorum. O kararı vermek çok zor olmuştu bizim için ama kuzum yeter ki yaşasın demiştik. Onunla yaşayacaksa, onunla mutlu olacaksa, onunla sağlıklı olacaksa diye. Bu karar verme aşamasında olan ailelere Rabbim yardımcısı olsun. Ama açıldıktan sonra iyi ki açılmışız deyip o yoğun bakımdan kurtuluş bile bizim için çok büyük bir mucizeydi. Arkasından da ayakta durmaya başladı, adımlar atmaya başladı trakeostomisiyle. 2,5 yıl yaşadım meleğim. Bu bir çözüm, bu bir sağlık yolu ise... Kesinlikle trakeostomi bir kurtuluş, bir mucize. Kararını vermek çok zor. Bunu yaşadığım için biliyorum. Yani bunu şu anda yaşayan ve izlediğinde yaşamış olan, yaşayacak olan aileler varsa bu karar çok zor ama sonunda kuzunuzun makineyle de olsa nefes alabildiğini görebilmeniz çok daha büyük bir mucize.
Böyle bugün böyle hüzünlüyüm. 3 yıl önce bugün o kararı vermiştik ama artık hamilem de yok. Tırtıl bugün dün akşam eve getirdik. Gün yüzüne çıktı Elif adam için. Böyle duygularım karışık biraz. Nazım teyzeleyim. Bana bir bakın hele ben nasıl oldum. Bir bakın hele, bir bakın hele çoraplarımı giydim. Slopetimi giydim de annem. Ama uyuyorum de. Annem beni oturttuğu için uyuyorum dedim anneciğim. Ay meleğim benim. Oy balım benim maşallah. Bir tanem sana. Hazırız biz. Takını da şöyle çevirelim. Şöyle. Ortalayamamışız ama olsun. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan meleğim. Ah bu hayat çekilmez. Ne 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 Sen ne konuşuyordun? He, hele şuna ya Rabbim. Gelişim de öğretmenimiz ya. Değil mi annem? Meleğim. Elif bir uyan. Bir Elif bak hele hisset. boyuyoruz Ama az bak. önce Hele gülüyordun boyuyoruz. ya. Hadi bir bak ne yapıyoruz. Bak Türk bayrağı yapıyoruz ama. Türk Allah'ım bayrağı ne kadar. yapıyoruz. Sen parmakları çek anneciğim zaman. Oy çok Dur. güzel ya. Vallahi Hadi boyansın değil mi? boyayalım. Elbiseleri boyamayalım. Boyansın he. Yeri boyansın. Vallahi. Kirlensin minnoş. Değil mi annem? Sana Çocuk var. olduğunu azıcık hissedelim ya. Kirlensin, Oh kirlensin. hele şu Hiçbir şey olmaz. Çuna. parmaklara. Çuna. Hele. Çuna. Elif. Şöyle şöyle boyayalım mı? Ay ne yapıyoruz Elif biz? Tırnakları. Tam kız tırnağı. Kibar. Çok kibar, Çok çok. kibar, çok Elif narinleri var. Çok. ada. Hadi bakalım Elif. bak ne yapıyoruz? Evet. Hadi uyanalım. Bak öğretmenin ne yapıyor sana ya? Bak parmaklarını kullanıyoruz bir bak. Aa gel bir de buradan yapalım. 99. yıldayız. Evet. Haydi. Hepimize kutlu olsun ya. Çok Özgürlüğümüz değil mi annem? çok batır. Böyle böyle boyarım ben ya. Ama Bir üzülme. zaman gülen Üzülme. Neden? Neden? gülelim. Bak biz. Neden? Bak çok Bak güzel boyuyoruz yapıyoruz. ya. Bak sen böyle böyle öğreneceksin biliyor musun? Bir Çok bak güzel canım benim. Bir oldu. bak. Ay Elif. Şöyle elini tam düz Elif. basıyoruz. Ellerini basalım şöyle parmak izleri. Aynen. Hadi. Beşini beraber boyayı parmak düz basacak ona bakacağım. Şimdi düz basacak mı? Şöyle basarsa güzel çıkacak. Bakalım. Elini şöyle Bakalım şöyle boyayalım. şöyle Elini biz. boyayalım. Bir boyayalım. Boyayalım. Hadi Boyayalım. gel. Dur çocuğum. Gel Elif Ada. Hadi bakalım. Çıksın böyle. El, anaokulları hep yapar ya. Hadi Parmaklarını bakalım. çıkarırlar Bak. şöyle. Evet. Bütün parmakları çıksın annesi. Basalım şöyle bir. Kirletiyoruz ama. Olacak artık. Olsun hadi Dur gel. dur dur dur. Ha. Hocam siz basın. Dur Hadi şöyle. bakalım. Hoppala. Elif, Dur dur evet hadi bakalım. Dur basalım. dur dur. Hadi basalım. Dur, Hadi acıtır mıyım? Acıtmam basalım. Ha? inşallah. Acıtırmayayım bile korkuyorum çocuğun Oo, ellerine. koy Boya kuzum. yaptık her yeri. Olsun. Her yeri Değil mi boya annem? yaptık. Parmakları Yapacağım. azıcık çıktı Az ama çıktı. Tam olsun. basamadık ya onda. Olsun. Çok Tam güzel basamadık oldu. annesi. Mesela şapka çıkarmıştım. Bak gökyüzü. Bak şunlar. Gökkuşağı var. Balık var. Bunlar Boyayabiliriz. mesela işte Evet. boyarız renkle. Kuzu da vardı. Evet. Kuzeyde mi kalmış? Kuzu da Olsun yine getirilsin. Kuzumuz da vardı. Öğretmenim de. He. Getiririz. Getir Hisset anne. bakalım pamuk Evet nasılmış tamam ya? şöyle. Yumuşacık bir Burada dokusu mesela varmış renk renk Elif parmak Ada. boyarsan şey yaparız. Parmağın Evet böyle renkli boyarız. çizeriz ona He, böyle renkli renkler. evet. Uyan hadi Şapka minik yapacağız Elif'e kuş. şuna. Şuna da şapka yapacağız böyle. Balıklarla yapacağım. Renk renk yapacağım Hadi ona. gel bakalım bir Uyansın de bir. pamukları yerleştirelim ya. Bak bir. Evet aç Bak bir. gözlerini. Elif bakalım bir. Elif. Hadi bir bak Gel bakalım. minik ellerle yapıştıralım Gel. gel. O elini şu sağ elinizi Tamam. kullanalım mı? Hadi bir kullanalım. Şöyle. Evet. Tut çocuk Hadi bir tut. yapıştıralım. Hadi bir tut. Hadi gel. Gel, Hadi açalım, gel. açalım, Hadi. açalım, açalım şöyle. Hoppa. Yapışsın bir. Yapıştı. Yapışsın. Aferin sana. Hadi uyan. Hadi Kocaman uyan. pantolon Ha, yapıştıralım elle hepimiz. bakalım Elle şöyle. oraları. Evet, Elle. elle Ha? boyasın. Boyasın Hadi annesi. bakalım. Al tut. Tut alayım. Hadi pamuk neredeymiş? Elif. Hadi uyan bakalım. Elif. Elif. Uykucu Elif. Uyku. Biz Elif'le Uyan. mücadele Uyan. ediyoruz ya. Uyan bebeğim. Evet. Sen her şeyi duyuyorsun. Ben Aha. farkındayım. Yere Ama indirsem uyu desek şimdi uyanacağını. uyumazdın ama değil mi? O yere Uyu desek yatırsak uyanır uyumazdın. hocam. Alo bir bak. Elif. Boyandı her yer. Elif Bak ne bir ne güzel yapıyoruz. olduk. Bak Ne Elif güzel yaptık ya. bayrağımıza. Ay Türk bayrağımıza ya. Ne kadar güzel Ay. oldu. Aç Değil mi gözünü. Elif? Aç Hadi bir gözünü. tanem.
Hadi bir tanem. Bak Anacık ya. Bak be. Bazen bakın ya. Bayrağımıza hadi. Bakın hadi ya. Oturuyor ya hocam. Hadi bir tut. Hadi bir tut. Ne kadar güzel bir Türk bayrağı yaptın sen. Bir bak bakalım neymiş o eli. Bakışa bak, açıldı mı gözleri? Bak hele bir. Bir bak bakalım ya. Ne var orada Elif? Ne sıktık biz ellerini? Buz gibi olunca uyandın ama buz gibi. Bak bakalım ya. Hadi. Elif. O ne, köpüklerle. Köpüklerle oynayalım. Elif. O ne? Ha? Hissediyor musun böyle bir? Hissi nasıl bir garip bir şey. Bağırdılar. Öyle miymiş? Acıkmışlar. Yere büyük bir örtü serip çevresine oturdular. Evet. Bitirdikleri yiyecekleri sepetlerinden çıkardılar. Yemeklerini yemek için sabırsızlanıyorlardı. Hepsi de en çok kendisinin aç olduğunu söylüyordu. Sepetlerden çıkan yiyecekleri önlerine koyduklarında çok şaşırdılar. Bir bak çünkü bakalım, evet. Küçük farenin sepetinden 5 büyük karpuz çıktı. Hı-hı. Fare. Ne oldu annem? Uyuyor meleğim. Üstünü değiştirelim mi? Evet, dersimiz bitti. Minik kuşum uykuya geçti. Allah'ım, o kadar güzel oldu ki, o kadar değerli ve kıymetli ki şu anda bu dokunuşlar benim için. Hemen buraya bir tarih atacağım. Çok kıymetli çünkü. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah devamı da gelir. Bugün ayın 28'i. 28 kaçıncı ay? 10. ay. 10 2022 ilk dokunuş ilk resmimiz. Ya. Çok kıymetli. Oy meleğim. Çen o elleyle. Hele hele ya Rabbi. Hele parmak boyası da olmuş elleri. Hele ya Rabbim. Seni çok severim ben. Çok şükür. Şimdi buraları da toparlayalım arkadaşlar. Seni muhafaza etmek. Allah'ım çok güzel oldu. Buraları da toparlayalım. Elif adamın da karnını doyuralım. Biraz içtik ders arasında. Şimdi ben dolma yapacağım. Akşam Zeynep'in oğlunun Çağ'ın doğum günü. 3 yıl önce doğumunda da Zeynep'imin yanındaydım doğumdan sonra. İlk görenlerdendim Çağ'ını. Beraber yemek yiyeceğiz. Dolma yapacağım. Pişireceğim, götüreceğim. Zeynep de mercimek çorbasıyla köfte yapacak. Ve Zeynepler ve biz Çağ'ın doğum gününü kutlayacağız değil mi anneciğim? Küçük bir doğum günü olacak. Beraber olalım dedik. Çay içelim. Bir pasta keselim, abla gelin dedi. Ben de dolma yapayım, beraber yiyelim dedim. Böyle onlara gideceğiz. Hazırlıkları yapayım ben, buraları toplayıp. Tabii minik kuşumun üzerini de değiştirelim. Rahat etsin anne kuzu. Hele üstü batmış. Ay batçı ne yerin? Hele burası batmış. Sen o minicik ellerine dokundun ya. Sen o minicik elleriyle dokundun ya. Çok şükür Rabbim. Hele şuna. Çok şükür Rabbime. Üstümüzü değiştirdik mi annem? Tişörtümüz duruyor. Eşofmanı altı giydirdim meleğimi. Değil mi annem? Biz de hiçbir şey yapamamıştık sabahtan. Dün evimizi temizlemiştik. Ben sağlık ocağına gidince. Sonrasında da gördünüz yaptıklarımı. Hemen yatağımızın örtüsünü kapattık. Hiç bu kadar geç kalmamıştım. Bugün geç kaldık. Bulaşık makinemi boşaltamadım. Onu boşaltacağım, yıkanmıştı. Sonra da dolma doldurmaya geçeceğiz. Değil mi annem? İçimi hazırlayacağım, dolduracağım. Saat 4:30 oldu.
Bunu çayımı da koydum. Çaysız olmaz tabii ki. Yoruldum çünkü bir de çay içerim. O beni dinlendirir. İyiliği de uykudan kalktı. Annem kalktın mı uykudan sen? Sen nerelerde yatıyordun? Ay meleğim. Allah Allah. Sokulacak. Valla seni yerim. Sen Elif adaya her okşamaya başladığımda illa geliyor beni de okşa diye sokulacak. Nereye geliyorsun? Kini yerim. Bak kini yerim çocuk. Arkadaşlar dolmalarımı doldurdum. İçim fazla geldi. Arttığı için de böyle kayınvalidemin getirdiği domatesler vardı. Aslında yeşilleri vardı. Yeşilleri de gitti ama kızarmış. Böyle kayınvalidemin dolabında duruyor. Domatesim bittikçe alıyordum. Ben de böyle alacalı, pembeli böyle domatesleri seçtim. Onları da doldurdum. Domates mis gibi oluyor. Bu arada üstüne tuz serptim biraz. Biraz zeytinyağı dolandırdım. Ve salçalı sıcak suda salçayı erittim, onu döktüm. Biraz daha sıcak su ekleyeceğim üstüne. Biraz fokurdadıktan sonra altını kısacağım kısık ateşte. Bir saate yakın pişireceğim inşallah. Yani bakacağım tabii pişip pişmediğinde kontrollü bir şekilde yapacağım. Yemeğimiz de hazır. Arkadaşlar yemeğim ocakta pişerken şimdi Elif Adaya da içi kaymaklı 2 tane bisküvi attım. Ceviz attım ve 1 tane de muz attım. Çünkü tatlı daha çok seviyor Elif Ada. Yani bilmiyorum bu ara gerçi neyi sevip neyi sevmediğini. Şöyle biraz da mamasından döküyorum. Kıvamlaştırmak için. Bakalım inşallah yemeğin pişene kadar da minik kuşumla mücadelemize devam. Yedirme mücadelesine. Çünkü asla yemek istemiyor. Dişini çektirdikten sonra çok az denedim ama vazgeçmeyeceğiz. Yeniden yiyecek inşallah minik kuş. Hadi bakalım. Anneciğim ne güzel acık acık yapıyorsun. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Belki seversin ha. Ne dersin? Şansı senin mi izleyecek? Şansı senin değil ki o. Gel. Sana ben usludur. Konserve vereceğim tamam mı? Çok güzel mama vereceğim ben sana. Kardeş yesin önce. Olur mu? Aferin sana. Sen odan bak tamam mı? Tam 15 dakikada ağzında kalan bir lokmayı yedi. Şimdi ikinci lokmayı verdim. Hadi bir tane. Hadi kızım. Evet. Hadi meleğim.
Hadi sen yapabilirsin anneciğim. Hadi canımın içi. Hadi canımın içi. Hadi kızım çok güzel olmuş. Hadi Elif Ada. Mınya 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 mınya. O çenemiz bak şöyle şöyle yapabiliriz bak. Evet. Hadi bakalım. Tamam ellemedim. Ellemedim gerilme. Gerilme ellemedim annem. Hadi bakalım. Hadi kızım yapabilirsin sen anneciğim. Evet aferin benim akıllı kızıma. Maşallah benim akıllı kızım annesinin sözünü de dinlemiş. Aferin benim balım. Hadi kızım. Hadi kızım. Bekliyorum. Akanı bekliyorum. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi bir tanem sen yapabilirsin. Sen yapabilirsin bebeğim. Evet sen yapabilirsin. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Al bir tane. Hop. Bir kaşık iki kaşık olarak geri çıkıyor. Hadi akıyor çünkü altından. Evet hadi annem. Hadi balım. Sen yapabilirsin. Sen yiyebilirsin anneciğim. Hadi kızım. Hadi kızım. Gerilecek hiçbir şey yok. Hiç gerilecek bir şey yok. Sen çok yaramazsın sen. Oh dolmamızdan da mis gibi kokular geliyor. Pişmeye başladı galiba Elif Ada. Evet. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi balım. Hadi kızım. Hadi annem birlikte poraya. Hadi oh. Ne kalıyor da neyi yutuyorsun acaba ağzında? Ha? Al bakalım bismillahirrahmanirrahim. Al kızım. Aç bakalım ağzını. Açmak ister misin? Aferin benim kızım. Aferin benim balıma. Uf Elif. Elif. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Elimize bulaştırdık gene. Olsun. Yesin keşke minnoş. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi balım. Sen yapabilirsin Elif. Sen yapabilirsin Elif. Şöyle koyalım. Evet. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Hadi anneciğim. Ham 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 ham. Ham ham ham. Ham ham ham. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Hadi kızım. Elif Ada ham 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 demiş. Ham demiş. Ham demiş. Uyku numarası yapma Elif Ada. Bak gidiyor. Gidiyor. Hadi. Hayır hadi. Hadi Elif Ada. Hadi bir tanem. Sen yiyebilirsin. Uyudun ama dinlendin. Şimdi yemek zamanı. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Daha önce Elif Ada'nın sadece dişlerini gördüğüm için şu üst damakları veya alt damakları görmediğim için absesini fark etmemiştim hatırlıyorsanız. Dün akşam bir kontrol edeyim dedim. Böyle elimle yoklayarak. O çektirdiğimiz dişte bir kırık ya da yeni diş. Bilmiyorum bir kemik parçası gibi bir sertlik var. İnşallah dişte hiç kalan bir şey görünmüyordu ama inşallah öyle bir şey değildir. Çarşamba günü. Bugün günlerden cuma. Çarşamba günü Allah izin verirse diş kontrolümüz var. Göstereceğim doktoruma neden olduğunu merak ediyorum. Hadi uyan. İnşallah sorun yoktur meleğimin dişleğinde. Çiçit. Çiçit. Elleri tutmaya çalışıyor. Hadi anneciğim lütfen. Yiyebilirsin. İki lokmacık mıydı yani anne? İki lokmacık mıydı yani? Müdahale etmeyeyim diyorum ama. Ne hal Elif Ada? Ha? Hiç müdahale etmeyeyim diyorum ama yapma anneciğim. Gel silelim. Ağlamama lütfen. Neden yemek istemiyorsun? Ama çok güzel. Bir dolmaya bakmaya gittim sadece ya. Pişmiş mi diye. Yaptın sen. Islak mendille silerim. Acıtmayayım tamam mı? Aman anne. Aman yiyelim lütfen. İstemiyor musun yemek? Tamam anneciğim. Tamam zorlamayacağım. Tamam. Mama içti. Yani mamayı verene kadar ağladı. Aslında aç. Ama yemek istemiyor. İlla o mama içecek. Ah meleğim. Devam edeceğim Elif adama. Vazgeçmek yok. Sen de pes etmeyeceksin. Tamam mı anneciğim? Ah. Ah melek ah. Ah akıllı bıdığım benim. Heh, yüzün güler mi şimdi? Heh, güler mi şimdi yüzün? Hmm. Bırak beni uyuyacağım mı diyorsun? Tamam. Yüzünü de silelim uyu tamam mı? Vermeyeceğim.
Ya Elif adını dedim ki ay saçların aşkım dedim. Hazırladık minik kuşuma gideceğiz. O da saçını tek bağlayalım rahat etsin dedim. Bağlamaya çalışıyor. Bağlasın hayatım. Görelim. Ya babasının kızı. Heh. Bakalım. Tersinden anam. Evet evet devam et. Kızım baba saçlarını mı bağlıyor? Ay. Ha gayret, ha gayret. Olmadı ama olsun. Seni bağladığın gibi olsun. Çok. Ellerine sağlık. Hiç bozmayacağım seni bağladığın gibi olsun. O canımın içi kalmış mı? Olsun olsun çok güzel oldu senin elinden ya. Ellerine sağlık hadi gidelim. Ha? Biz gidiyoruz Zeynep teyzemize ya. Ne mi annem? Çağrımızın doğum gününe gidiyoruz. He, aç hadi gözlerini. Babamızın yaptığı müthiş saçımızla gidiyoruz. Ne mi annem? Dağınık topuz yapmışlar bugün. Hadi gidelim annem. Uyuyacak. Zeynep teyze yerimizi yapmış değil mi kuzum? Evet. Ne geldik Can? Sev sev oğlum sev. Amca bir şey söylemez kitledim aşkım. Gel Can. Hadi sev Elif'i. Can. 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 Hadi sev kardeşi. Sen doğum günü çocuğu musun? Ana. Aferin benim çocuklarıma. Çağrımızın doğum günü pastasını hazırlıyoruz. Zeynep tepilerde ne arıyorsun? Mum. Kaç tane var ki burada? Hayır şey altlığı yok. Ha, anladım. Çok da hassasız. Getir anneciği. Kaç tane? 3 koyalım. 3. Orada zaten 4 var. Zeynep 3 tane koyalım aynen. Çocuğumuz 3 yaşında bebişimiz. Can, iyi ki doğdun Can. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Can. Aşağı ıslak mendili ver. Doğru ıslak mendili ver. Doğum günü pastasını yiyen Can. Elif Ada da yiyor ya. Can'ın kafası yiyor. Elif Ada'nın kendi yiyor değil mi annem? Hadi bakalım. Elif Ada. Annem. Biz evimize geldik değil mi anneciğim? Pijamalarımızı giydik. İlaçlarımızı da içtik. Artık dinlenme zamanı değil mi bir tanem? Kuşum uyuyacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz hemen şuraca bırakacağım Instagram sayfamızda. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız bizi çok çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Biz artık uykuya hoşça kalın.